yurda giriş yaptım. Normalde dün gelmiştim ama teyzemde kaldım. Bugün de yurda geldim. Şu an valizler falan her yerde. Hiçbir şeye dokunmadan direkt hazırlandım. Önce temizlik malzemeleri alacağım. Şu an mutfağı çok kullanmak istemiyorum. Çünkü girdiğimde görevli kişi bile dedi ki yani mutfak biraz pis. O sebeple önce güzel bir temizlik yapıp akşam yemeğimi alıp yurda geleceğim. Detayları artık dönünce konuşuruz. Şimdi burada herkes maske takıyor ve özellikle de böyle hani normal basit maskeler değil de bu N95, onlardan çok fazla takıyorlar. Aldi'ye gideceğim şimdi, bilindiği üzere yani böyle en ucuz işte Lidl olsun, Penny, onları falan tercih etmeye çalıştım zaten. Bakalım neler var markette. Böyle bir parkın içinden geçiyorum yani şu an markete gidebilmek için. Ve benim sadece bir üst sokağımda ve o kadar güzel ki yani böyle kocaman bir göl var. Güzelmiş yani. Şu an etrafı yeni yeni böyle keşfediyorum. İlk defa tek çıktım. Hatta şu aradan göstermek istiyorum. Böyle tatlı bir yere benziyor yani buraya gelip. Yürüyüş yapmam yani, yaparım dersem yalan olur. Yürüyüş pek benlik değil. Gezerken de biraz bahsedeyim. Ben Steinfurt'tayım. Yani benim okulum orada. Hatta gittiğim zaman gördüm. Yurdumun karşısındaymış okul. Çünkü zaten haritadan da baktığımda işte 4 dakikalık bir süre gösteriyordu. Fakat baktım bayağı böyle şu an geçtiğim yer aşırı güzel. Güzel bir yermiş burası. Burada şey var herhalde, belediye seçimleri yaklaşmış. Böyle şey taşları kaldırıp tekrar yerine falan koyuyorlar herhalde. Çıktım. Bir bezle bir sprey aldım temizlik için. Onun dışında ya ilk market deneyimimdi. Yani açıkçası pek ne alacağımı bilemedim. Çıktı. Şimdi başka bir markete gidiyorum. Bakalım oradaki fiyatlar nasıl. Bir de ona bakalım. Onun dışında sırada önümdeki adam böyle bir sürü içecek almış ve bacağı kanıyordu. Bir deneyim olmadı ilk market alışverişi için. Bakalım. Market dolandım. Bir tanesi Aldi'ye girdim, bir tanesi Penny'ye girdim. Bir tane de burada bir Türk market var. Özellikle ona baktım. Çünkü bugün yiyecek çok fazla bir şey yok. Mutfağı direkt hani kullanamayacağım. Size aldıklarını göstereyim. Böyle bir cif aldım. Fiyatı hemen söylüyorum. Bu 1.35. Domestos aldım. Domestos'un fiyatı 1.59. Onun dışında bir tane el sabunu aldım. El sabunu 1.59. Böyle bir tane tuvalet banyo için sprey aldım. Bu da ne kadar? Bu 85 cent. Türk marketinden bunu aldım. Çünkü diğerlerinde yani yoktur. Büyük ihtimal hepsinin içinde domuz eti vardır. Ya da domuz yağı kullanılıyordur. O yüzden tek tek böyle bakıp da hangisinde var hangisinde yok uğraşmamak için gittim direkt bunu aldım. Bu 1.29 sanırım, tam hatırlamıyorum. Ve bir tane ekmek aldım. Ve bir de zeytin aldım. Bu da 99 cent. Bir tane cips aldım. Bu da 1 küsürdü sanırım, hatırlamıyorum. Bir de 5'li bez aldım. Bu bez de 85 cent. Hepsinin toplamı yaklaşık olarak 1.10 euroya denk geldi bana. Bilmiyorum yani izlediğim videolardan marketler daha ucuz gibi geliyordu bana ama tabii ki de indirimleri kovalarsanız ederseniz ucuz şeyler bulabilirsiniz. Bugün hiçbir şey yemedim. O yüzden yani sabahtan beri işte bu Aldi Talk'la uğraşıyordum.
olmadı, açılmadı, işte aktive etmem gerekiyordu falan filan. Şimdi daha önce temizliğimi yapıp belki biraz yerleşebilirim. Direkt zaten yemek yiyip dinlenmek istiyorum. Gerçekten çok yoruldum bugün. Günaydın. Uyandım bugün, kahvaltımı yaptım. Şimdi ben Steinfurt'ta olduğum için Münster'e Almanca kursuna gidiyorum. Semester biletimi alamadığım için henüz şu an normal biletle gideceğim. Onu aldığım zaman zaten dönemlik bir harç gibi bir şey yatırdığım için o benim için bedava olacak. Yani bu kuzey bölgesindeki her yere bedava gidebiliyorum. O şekilde bakalım. Normalde dün başladı Almanca kursum fakat gidemedim. Bakalım bugün nasıl olacak. Günaydın. Dün Almanca kursuna gitmiştim. Bugün de aynı şekilde gidiyorum. Çünkü 4 günlük böyle hızlandırılmış, böyle 4 saatlik kurs var. Onun dışında dün kurstan çıktıktan sonra çok fazla anlatamadım çünkü bir arkadaşımla beraber döndüm. Almanca kursum gayet güzeldi. Benim okulumla anlaşmalı olan bir kurum burası. Yani bazısı soruyor çünkü işte hani okulda mı görüyorsun Almancayı yoksa hani ayrıca bir kursa mı gidiyorsun? Bu kurs farklı bir kurum. Burası yani Yani ne diyeceksin? Ne diyeceğine? Bulunduğum bölge Steinfurt gerçekten çok fazla yani küçük, sakin böyle bir yer. Ben işte Almanca kursu için Münster'e gidiyorum trenle ve Münster'e indiğim anda böyle sanki İstiklal Caddesi gibi yani o kadar kalabalıktı ki burada mesela bu saatte şu an gördüğüm 3 ya da 4 kişidir, fazlası değil yani gerçekten çok sakin bir yer. Tekrardan merhaba. Bugün artık 5. günüm. Hava gerçekten aşırı soğuk. Yani böyle açık gibi duruyor. Güneş var gibi duruyor. Ama yani bot giydim. Şal aldım. Zaten normalde de böyle aşırı üşüyen bir insanım. O yüzden çok soğuk. Bu 2 günde bayağı bir işlerimi hallettim. İşte sigortaya gittim. Onun dışında oturum izniyle alakalı kaydımı yaptırdım. Bir de bugün tax number yani bu vergi numarası gibi bir şey istiyorlar. Bu blok hesabı aktardığınız banka açtığınızda yani Vivid ya da N26 bir süre sonra sizden o numarayı istiyor, vergi numarasını. Eğer onu yazmazsanız işte istediği süre içerisinde otomatik kapatıyor yani bloke ediyor. Yani geldikten sonra işte hani yapmanız gereken evrak işleriyle alakalı ayrıca bir video çekeceğim zaten. Orada ayrıntılı bir şekilde Türkiye'de ne yaptım, hani neyin karşılığı burada, onu tamamladım şeklinde bir karşılaştırma yaparız. Anlamadım, ben mi çok fazla üşüyorum yoksa bu insanlar çok mu sıcakkanlı? Yani bayağı ince hırkayla falan çıkmış insanlar ve ben böyle dolanıyorum. Biraz utandım. Günaydın. Bugün cumartesi ve Erasmus öğrencilerine yaptıkları bir toplantı olacak Münster'de. Şu an oraya gidiyorum. Yine aşırı soğuk. Hava çok güzel gözüküyor dışarıdan ama böyle çok sert bir soğuk var. Aynı Konya gibi. Ben Konya'da okudum lisansı. Ve orada da böyle hava çok güzel. İşte güneş var bilmem ne. Ama aşırı soğuk olurdu. Şu an burası da öyle. Ve bu videoyu artık burada bitiriyorum. Çünkü aslında biraz karışık bir video oldu. Yani aslında ilk hafta neler yaptığımın kısa bir özeti gibi. Çünkü oradan oraya git, gel, akşam oluyor zaten falan derken çok böyle düzenli bir video akışı olmadı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.